Şimdi bir de çanta yapmak istiyorum. Şöyle çantamız içinde sihirli halka yaptım. İlk sıramda 6 tane sık iğne dolduracağım çantam için. Dört, beş, altı. İlk sıramızı kapatıyoruz şöyle güzelce. İkinci sırama geçiyorum. İkinci sıramızda her bir ilmeğimize ikişer tane sık iğne yapıyoruz. Her bir ilmeğime 2 tane sık iğne yapacağım. İkinci sıramızın sonunda 12 tane ilmeğimiz olmuş olacak. Üçüncü sıramıza geçiyoruz. Üçüncü sıramızda bir tek örüp bir arttırma. Bir tek örüp bir arttırma. 6 defa tekrarlıyoruz üçüncü sıramızı. Üçüncü sıramızın sonunda da toplamda 18 tane ilmeğimiz olacak. Bir tek bir arttır. Dördüncü sırama geçiyorum. Dördüncü sıramızı da 2 tek bir arttırma. 2 tek bir arttırma bu şekilde tamamlıyoruz. Aynı parçadan bir tane daha aynı şekilde dördüncü sıramıza kadar bu şekilde örerek bir parça daha hazırlayacağım. Evet, ikinci parçamı da bu şekilde hazırladım. Şöyle en son sıradaki ilmeğime batarak şu şekilde ilmek kaydırma yapıyorum. Daha sonra ipimi şöyle diğer karşı taraftan batıp o tarafa doğru alacağım. Yani diğer tarafa. Diğer tarafa doğru çıkardım. Şöyle bir zincir çekiyorum. Evet, şöyle iki eşit parçamızı yaptıktan sonra 14 tane zincir çektim. Üzerine şöyle sık iğne olarak dolduruyorum. dört ya da 15 tane zincir çekip daha sonra her bir zincirimin içerisine birer tane sık iğne yapıyorum. Bu kenar birleştirme yerimiz olacak. Şöyle son ilmeğime de batıyorum. Şöyle ipimi kesmeyeceğim, hatta ipimiz kalsın. Şöyle en son birleştirdikten sonra şu şekilde ipimizi çıkartıp şöyle ipe taktım. Ben dikebileceğim kadar da ip bırakarak şöyle parçamızı alacağım. Şöyle şu kenar kısımdan ilk önce bir parçayı buraya dikeceğim. Şöyle bu parçamız şu şekilde önce buraya bir tanesini dikeceğim. İpim tek kat.
biraz daha uzatıp çekeceğim. Sonra parçanın diğerinde aynı şekilde diğer taraftan birleştireceğim. Evet, bu parçayı bu şekilde birleştirip diktim. İpimi de burada kesmedim, duruyor. Onunla kurpumuzu da yapacağız. Şimdi diğer parçamı da şöyle şu şekilde birleştireceğim. Şu ek kısmı şöyle görünmeyecek şekilde gelsin diye. Şunu da şöyle şuradan şu şekilde ikişer ikişer ilmeklerin içerisinden geçerek yuvarlak böyle güzel şık bir çantamız olmuş oldu. Evet, sıra sonuna kadar dikip bitiriyoruz. Daha sonra kulpumuzu yapacağız. Orada kesmediğim ipimle kulp kısmını yapacağız. Bu ipimi de burada kesmeyeceğim. İğnemle birlikte burada kalacak. Birleştireceğim. Evet, bu şekilde şöyle çantamız yuvarlak, böyle güzel. Şimdi şöyle kulpumuzu yapacağız. Şimdi şuradan karşı taraftan biraz daha batayım, biraz kapatayım burayı. Şöyle şuradan batıyorum. İpimi diğer tarafa aldım. Tekrar yan taraftan batıp ipimi tekrar bu tarafa alacağım. Ağız kısmı biraz fazla açık gibi geldi bana. Biraz daha bu şekilde kapatmayı deniyorum. Bu şekilde iyi. Şimdi tekrar bu tarafa alacağım. Şurada uçtaki ipime batayım.
Şimdi zincir çekerek kulp kısmını yapalım. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 tane çektim ama şöyle yine de ölçeceğim. 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34. Evet, 34 tane iyi. Şöyle ipimi de keseyim. Bir zincir daha çekeceğim. Şöyle bir şekilde buraya tutturacağım. Diğer zaten iğnem de burada duruyordu. Yine bunu da şöyle iyice tekrar tutturarak dikeceğim. İç kısımda da birbirine bağlayıp keseceğiz. Şöyle biraz uzun keselim. Şöyle içe doğru gittiğimizde durabilsin. Evet. Şöyle yuvarlak çantamız bu şekilde. İsterseniz şöyle dış kısmına bir tane düğme takıp bir tane de şöyle hani zincir çekerek bir tane de ip askısı gibi bir şey de yapabilirsiniz ya da direkt olarak şöyle şu şekilde, yani şu demek istediğim şöyle, şuraya mesela bir tane düğme, hani en azından tam çanta görünürü oluşsun diye bu şekilde yapabilirsiniz. Dediğim gibi şapkamızı da silikonla yapıştırıyoruz. Plastik alt tabanımızda plastik parçamız var. Kahverengi ipimizle şöyle bir zincir çekeceğim. Kenar kısmından, şuradan, arkadan, ortadan batıyorum. Sayarak 1, 2, 3, aynı ilmeğe batacağım. 4, 5, tekrar aynı ilmeğe batıyorum. 6, 7, 8, 9, 10, 11, aynı ilmeğe batıyorum. 12, 13, aynı ilmeğe batıyorum. 14, 15, 16, 17, aynı ilmeğin içerisine batacağım. 18, 19, aynı ilmeğe batıyorum. 20, 21, 22, 23, 24, 25, aynı ilmeğe batıyorum. 26, 26, 27, 28. 28 tane ördüm. Şöyle sıra başındaki ilk ilmeğime batıyorum. Sıra başındaki ilk ilmeğime şöyle biraz büyüteceğim, net görünsün. Şöyle sıra başındaki ilmeğime batıp sarı rengimize geçeceğiz. Bir zincir çekiyorum.
Sıradaki ilmeğime batıp içerisinden ilmek kaydırma yaparak çıkartıp bir zincir çektim. Şimdi 28 tane ilmeğimize şöyle rölyef tekniğiyle tığımı bu tarafa çıkarıyorum. Hemen yanındaki boşluktan batıp diğer tarafa alıp bir sık iğne yapıyorum. Bu tarafa çıktım. Hemen yandan batıp ipimi alıp diğer tarafa tekrar çıkardım. Bu şekilde her bir ilmeğimizin içerisine bir tane. Bu ikinci sıramız olmuş olsun. İlk sıramızda 28 tane ilmek yaptık. İkinci sıramızda 28 tane ilmeğimizi bu şekilde rölyef tekniğiyle sarı renkle öreceğim. İkinci sıramızı da tamamladık. Şimdi şöyle üçüncü sırama geçeceğim. Burada sarı renkli olan ipimi kesiyorum. Burada sarı renkli olan iki ipimizi birbirine bağlayabilirsiniz. Tekrar kahverengi ipimize geçip ilmek kaydırma yapıp bir zincir çekiyorum. Aynı ilmeğin içerisine batarak normal düz bir şekilde öreceğim. Üçüncü sıramızı 28 tane ilmeğimizi bu şekilde tamamlayacağız. Her ilmeğimize bir sık iğne yaparak üçüncü sıramızı tamamladıktan sonra 28 tane ilmeğimizi 4, 5, 6 ve 7. sıralarımızı düz bir şekilde öreceğiz. Yani 28 tane ilmeğimizi hiç arttırma ya da azaltma yapmadan toplamda 4 sıra daha düz bir şekilde örelim. Evet, 4 sıra düz bir şekilde ördük. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. sıramızı tamamladık. 8. sıramıza geçiyoruz. 8. sıramızda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 tane ilmeğimi tek tek ördüm 8. sıramdan. Burada yan yana 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 tane azaltma yaptım. Kalan 2, 3, 4, 5, 6. 6 tane ilmeğimi de tek tek ördüm. Şöyle sıra başındaki ilk ilmeğime batıp ilmek kaydırma yapıyorum. Şimdi burada zincir çekeceğim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 20 tane zincirimi çektim. Geriye doğru dönüp ikinci ilmeğime batarak şöyle ilmek kaydırma yaparak 20 tane zincirimin üzerine geriye doğru bu şekilde tamamlıyorum. Şöyle her ilmeğimize batıp ilmek kaydırma yapacağız. Bir 20 tane zincirimin üzerine bu şekilde tamamlıyorum. Şöyle yakından da göstereyim. Batıyorum. Ay! Arkadaşlar sarı benim kahverengi ipime hepsini dolaştırdı. Evet, ipimin son hali bu. Sarı, oğlum. Oğlum, neden yaptın böyle? Neden yaptın oğlum? Bak ben burada örgü örecektim. Hala da oynuyor. Gitti benim kahverengi ip. Neyse, yapacak bir şey yok.
Evet, şöyle ilmek kaydırma yaparak tamamlıyorum. Şimdi burayı tamamladık. Tekrar arka kısmına batıp ilmek kaydırma. Tekrar 20 tane zincir çekeceğim. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Tekrar geriye doğru dönüp ilmek kaydırma yaparak tamamlıyorum. Evet, bu şekilde tamamladım. Şöyle. Bunu da aynı şekilde şöyle arka kısma batacağım. İlmek kaydırma yapıyorum. 1, 2, 3 zincir çekip iç kısma doğru tutturacağım. Ben bitirme işlemini bu şekilde yapıyorum genelde. Şöyle iç kısmına doğru tutturacağım. 1, 2. Ayakkabımız bu şekilde. Diğer ayakkabımız da aynı şekilde. İki ayakkabımız da. Şu şekilde giydiriyoruz. Şu bilek kısmından da şöyle bağlayacağım. Evet, sıra şu çoraplarımızın yapılışını gösteriyorum. Şöyle benim kullandığım dantel, yani fistuğu gibi şey, şöyle esnek esniyor, gördüğünüz gibi. Bu tarafa esnemiyor ama bu tarafa doğru esniyor. Şöyle bunları da dediğim gibi Sıfalı Gurmeler Instagram sayfamdan sipariş oluşturabilirsiniz. Şu şekilde iki tane çoraplık. Yani ayağına denk gelecek şekilde şöyle ince bir şekilde keseceğim. Şöyle bir saniye. Evet, şu şekilde keseceğim. Şöyle ucundan ikiye katladım. Evet, şu şekilde iki katlı olarak şöyle ve şöyle ikiye katlayacağım tekrar. Buradan da keseceğim. Şimdi şöyle biri bir çorabımız olacak, biri bir çorabımız. Bu şekilde ikiye kestikten sonra şöyle şu kısmı uç kısmı olacak. O yüzden şöyle biraz şuradan şu şekilde hafifçe ucuna doğru, evet, sivrilterek şu şekilde kesiyoruz. Şöyle hafif eğik bir şekilde kestim. Diğerini de aynı şekilde keseceğiz. Daha sonra kendi aynı renk ipim, şöyle ben normal amigurumi iplerinden kullanacağım. İki kat katını açacağım. Şöyle iki kat amigurumi ipinden ipimi de taktım. Şimdi şöyle burası dış kısmı değil mi? Şöyle iç kısmına gelecek şekilde tersine katlıyoruz. Şöyle şu kenar kısmından başlayacağım. İsterseniz normal dikiş ipi de kullanabilirsiniz. Şu uç kısımda iyice sabitliyorum. Şöyle şuradan geniş bir şekilde tutarak, yani dikiş yerini birazcık geniş. Şöyle dikiş yerini biraz daha geniş tutarak şöyle kenar kısmından
Eğer dikiş makinesi varsa dikiş makinesiyle de yapabilirsiniz bu işlemi. Ben hani herkesin dikiş makinesi olmadığını düşündüğüm için bu şekilde birazcık daha pratik olarak göstereceğim. Uç kısmına doğru daha hafifçe de sivrilterek sabitleyip iyice şu kenar kısımlarını sağlam bir şekilde dikelim. Evet, bu şekilde tamamladık. İpimi keseceğim. Tekrar şöyle ters yönünü çeviriyorum. Yani dikişlerimizin kötü görünen yerleri iç kısımda kalmış olacak. Şöyle çorabımızı da giydirelim. Evet, bu şekilde çoraplarımız şöyle boyun kısmında şöyle hafifçe bir katlarsanız bu şekilde çoraplarımız hazır. Yani pratik bir çorap şekli olmuş oluyor. Ayakkabıyı da zaten giydirdiğinizde belli bir bölümü görünüyor, belli bir bölümü görünmemiş oluyor. Diğer çorabımızı da yine aynı şekilde şu kenar kısmından biraz daha düzleyeceğim. Aynı şekilde kesiyorum. Aynı şekilde de diğer çorabımızı da dikiyoruz. Diğer çorabımızı da aynı şekilde diğer tarafını çevirip dikeceğiz şöyle. Şu kenar kısmından dikelim. Daha sonra yine aynı şekilde giydireceğiz.